Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirlerimiz. Sektörde yaşanan çip krizinde son gelişmeler webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Konuşmacılarımızın konuşmasını tamamlamasının ardından sorularınız olduğu takdirde YouTube kanalımız üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Webinarımızın açış konuşmasını gerçekleştirmek üzere sözü odamız yönetim kurulu üyesi Sayın Levent Taş'a bırakıyoruz. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Kıymetli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sektörde yaşanan çip krizinde son gelişmeler başlıklı webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Webinarımızın tüm katılımcılar için faydalı geçmesini temenni ediyorum. Bu doğrultuda yoğun çalışma temposundan vakit ayırarak üyelerimizi bilgilendirmek adına webinarımıza iştirak eden ve kıymetli bilgileri bizlerle paylaşacak olan değerli konuşmacılarımıza da huzurlarınıza teşekkürler ediyorum. Değerli katılımcılar, malumunuz birçok sektörü yakından ilgilendiren çip krizi uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Kendisi küçük ama faydası büyük olan çipler, küçük ev aletlerinden otomotive, savunma sanayinden bilişim teknolojisine varıncaya kadar her alanda kullanılarak büyük bir pazar oluşturuyor. Son dönemlerde yaşanan, başta pandemi olmak üzere bazı sektörlerden dolayı küresel çapta baş gösteren çip problemi son günlerin en önemli gündem başlığı olarak karşımıza çıkıyor. İçinde pek çok transistörü barındıran, bilgi saymaya yön veren, açma kapama işlemi yapan, çipin ham maddesi olan silikon, dünyada hemen her yerde kolayca ulaşılabilen bir ham madde durumundadır. Buna rağmen çip üreten firmalar her alanda teknolojinin gelişmesine, ihtiyaçların çeşitlenerek artmasına ve artan nüfusa karşın aynı oranda üretim yapamadıkları için bu anlamda bu artışa ayak uydurmakta zorlanıyor. Değerli misafirler, çip krizi nasıl başladı? Sağlık için giyilebilir teknolojilerden araç elektronik sistemlere kadar her alanda büyük bir öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşmüş durumdadır. Tedarik zincirinde aksamalara neden olan COVID-19 salgının etkisiyle beklenenden hızlı artan talep, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında sıkıntılara neden oldu. Salgın döneminde alınan karantina önlemleri, insanları eve kapatırken iş, eğitim ve eğlence gibi faaliyetlerin evden yapılmaya başlanmasının da önünü açtı. Bu durum pek çok insanı bilgisayarları, akıllı cihazları, tabletleri hatta oyun konsolları daha çok kullanmaya yöneltti. Ayrıca pek çok şirketi uzaktan çalışma sistemleri geliştirmeye ya da mevcut altyapıları iyileştirmeye zorladı. Ülkemizde son duruma bakacak olursak, Türkiye çip krizini aşabilmek ve özellikle savunma sanayinin bu durumdan etkilenmesini önlemek için kendi çip üretim hatlarını kullanıma açmaya planlıyor. Türkiye'de bu alanda üretim üssü konumundaki TÜBİTAK Bilgen bünyesinde bulunan Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Yarı İletken Teknoloji Araştırma Laboratuvarları da önemli çalışmalar yürütüyor. Değerli dinleyiciler, sözü değerli konuşmacılarımıza bırakmadan önce kısa bir hatırlatma ile konuşmamı tamamlamak istiyorum. İstanbul Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz etkinliklerimizden ve diğer tüm bilgilendirmelerimizden haberdar olmanız için odamızın internet sayfasını daha sık ziyaret etmenizi ve sosyal medya hesaplarımızdaki duyurularımızı takip etmenizi öneririm. Bununla birlikte gerçekleştirdiğimiz webinarlarımızın kayıtlarını da daha sonra tekrar izleyebilmeniz için odamız YouTube kanalından ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Kıymetli misafirler, kıymetli vakitlerini ayırarak bugün bizlerle birlikte olan ve webinarımızın moderatörlüğünü yapacak olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Abdülhalim Zaim hocamıza, Arçelik Satın Alma Direktörü Sayın Hakan Kozan'a ve Dai-İçi Elektronik Genel Müdürü Sayın Ömer Türk Akdeniz Bey'e çip krizleriyle ilgili son gelişmeler konusunda bize verecekleri değerli bilgiler için bir kez daha teşekkür ederek sözlerimi tamamlıyorum. Bugünkü etkinliğimizin tüm katılımcılar için faydalı geçmesini temenni ediyorum. Siz değerli katılımcılarımıza da iştirakleriniz için teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
Sayın Levent Taş'a teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi webinarımızın moderatörlüğünü gerçekleştirmek üzere sözü İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Abdülhalim Zaim'e bırakıyoruz. Buyurunuz hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle herkesi saygıyla selamlarım. Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Levent Bey başlayalım üzere. Konuşmacı davetli misafirlerimizi de saygıyla selamlıyorum ve tüm dinleyicilere faydalı bir webinar olmasını temenni ediyorum. Ben sözü çok uzatmayacağım. Zaten Levent Bey çok güzel özetlediği için bu detaylara girmek istemiyorum. Sadece şunu vurgulayarak ben sözü konuşmacılarımıza bırakacağım. Biz yaklaşık bir 10 yıldır işte bu giyilebilir teknolojiler, IoT'ler, eğitimde dijital dönüşüm, şirketlerde dijital dönüşüm konusunu inceliyor, araştırıyor ve bu dijital dönüşümün nasıl olması gerektiğiyle ilgili teorik çalışmalar yapıyor. Şirketlerle de bunu pratiğe nasıl dökeceğimizi konuşuyoruz. Ama beklentimiz bunun peyderpey olmasıydı. Ama bu pandemiyle birlikte yıllara sirayet etmesini planladığımız bu dönüşüm 1-2 ayda gerçekleşmek zorunda kaldı. Biz kendi üniversitemizden de biliyoruz ki biz 15 gün içerisinde bütün sistemi dijitale taşımak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu dönüşüm aslında yıllara yayılması gereken dönüşüm bir anda gerçekleşince her olay dijitale döndü. Ve bununla birlikte bir yandan da az önce arz edildiği gibi tedarik zinciri de kopunca ve ulaşım da durunca korkunç bir talep patlaması ve buna karşılık da arz problemi ortaya çıktı. Dolayısıyla sonradan açılınca da bu sefer bunun artık birbirini kovalar hale geldiler. Dolayısıyla böyle bir krizle karşı karşıya kaldık ama bizim yapmamız gereken üretmek. Yani kendimiz üretmediğimiz sürece, yurt dışına muhtaç olduğumuz sürece bu krizleri yaşamaya devam edeceğiz. Bugün çip krizi olur, yarın başka bir şey olur. Biz katma değerli ürün üretmediğimiz sürece bu problemleri yaşamaya devam edeceğiz. Diyerek bir girizgah yapayım ve tabii ben sözü hızlıca konuşmacılarımıza bırakayım. İlk olarak Hakan Kozan Bey, Arçelik Satın Alma Direktörümüze sözü bırakalım. Ve kendisinden çip krizi neden ortaya çıktı? Arçelik olarak siz bu konuda nasıl bir yol izlediniz? Ve son olarak da bazen hayır gördüklerimizde şer gördüklerimizde hayır vardır. Acaba bu şer gibi görünen vakadan bir hayır üretebilecek miyiz? Bu konuda görüşlerinizi istirham edeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Abdülhalim Bey. Öncelikle beni davet ettikleri için İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na Levent Bey'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce Levent Bey zaten girişinde çok güzel özetledi. Son 1,5 yıldır küresel olarak bir çip tedarik krizinden konuşuyor tüm dünya. Birazdan bizim penceremizden bu çip krizini tetikleyen faktörlerle ilgili birkaç tane ana etkeni sunuyor olacağım, anlatıyor olacağım. Nasıl başladı bu kriz? Aslında 2020'nin son çeyreği, 2020'nin başıyla birlikte normal şartlarda 20 hafta olan temin sürelerini 40 haftaya, ardından da 52 haftalara ve hatta 70 haftalara çıkan termin sürelerini görür hale geldik. Haftalar içinde çok hızlı bir şekilde ciddi bir temin durumu bozulması ile karşılaştık. Ve etkilerini halen hissediyoruz. Peki bu bozulmanın sebeplerini bize göre neler olduğunu görüyoruz. Bir kere öncelikle pandemiyle birlikte evden çalışma ve eğitim gereksinimlerinden dolayı IT, yani bilgisayar, laptop, cep telefonu, monitör gibi ürünlere ve diğer birçok tüketici ürüne talep ciddi arttı. Patladı demek daha doğru olur. Elektrikli araçlar ve 5G bir diğer etken. Çünkü eski oranla eksponansiyel olarak çok daha fazla yer iletken kullanıyor bu sektörler. Bu dolayısıyla bu da mevcut fabrika kapasitelerini ciddi zorladı. Bunun yanında Amerika stratejik olarak bazı büyük Çinli IT üreticileri ve iletken firmalarına ambargo uygulamaya başladı. Bunun sonucunda da temin ve talep farklı üreticilere doğru kaymaya başladı. Bu da dünyadaki dengeleri alt üst etti. Birçok üretici yaşanan panikli siparişlerini şu anda bunu çok daha net görüyoruz. Aslında krizin dillendirilmesiyle birlikte birçok çip ihtiyacı olan firmaların ihtiyacından fazla sipariş girmesi bir tedarik zinciri kafada ne var?
ve alokasyonlar başladı müsaade. Tabii tam bir perfect storm yaşadık aslında. Neyi kastediyorum? Tam bu çip krizi, arz talep dengesinde talepten tarafa doğru bir bozulma, arzın yetmemesi ile birlikte üreticiler tarafında da force majeure'lar yaşadık. Texas'ta son 30 yılın en soğuk kışı geçtiğimiz yıl Şubat-Mart aylarında, Tayvan'da yaşanan kuraklık ve büyük bir üreticinin fabrikasına çıkan yangında aslında arz talep tarafında arzın daha kısıtlı kalmasına neden oldu. Bunun dışında COVID kapanmaları birçok ülkede farklı dönemlerde COVID nedenli karantina, yaşanan COVID pozitif vakaları nedeniyle fabrikaların tam kapasite çalışamaması da üretim ve kapasiteleri çok ciddi etkiledi. Hepinizin de malumu son dönemde Çin'de bu problemi çok daha fazla yaşar hale geldik. Birazdan zaten konuşmamın ilerleyen safhalarında Şanghay'daki kapanmaya bir vurgu da yapacağım. Saat 2'ye geçiyor. Şu anda sıkışık olan bir piyasadayız aslında. Ve geçmeye de devam ediyoruz. Bu yılın son çeyreğine doğru bir miktar rahatlama beklesek de aslında bu kadar değişkenin olduğu, dünyada her gün farklı değişkenliklerin olduğu bir ortamda çok da net söyleyemesek de Q4 bu sene son çeyrekten itibaren bir miktar rahatlama olacağını söylemek yanlış olmaz. Tabii her şey dediğim gibi tam bir perfect storm. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte neon gazı, elektronik yarı iletken üretiminde kullanılan neon gazı temini de bir faktör oldu. Bu da panik alımlarının devam etmesine, ihtiyaç fazlası siparişlere yol açıyor. Bunun sonucunda da krizin beklenenden daha fazla sürmesine sebep olabilir. Bunu da tüm katılımcılara gördüğümüz bir risk olarak paylaşmak istedim. Biraz önce bahsettiğim Çin, Çin'in sıfır COVID politikası da çip tedarik üzerinde negatif bir etki yapıyor. Şanghay bildiğiniz gibi Çin'in en büyük lojistik merkezlerinden biri. Bu bölge halen kapalı. Yakından takip etmeye devam ediyoruz. Maalesef uçak kargo dahi şu anda çok kısıtlı. Bazen de çalışmıyor dahi. Dolayısıyla bundan dolayı son 3-4 haftadan beri ötelemeler görüyoruz. Mayıs ayında da bu krizin çok çabuk ortadan kalkacağını öngörmüyoruz. O yüzden de katılımcılar içerisinde Çin'den tedarik bulunan, özellikle elektronik komponent tedarik bulunan sayın katılımcıları uyarmamda fayda var. Bunu yakından takip etmek gerekiyor. Farklı lojistik tren dahil farklı lojistik imkanlarını araştırmakta fayda görüyorum. Bunun dışında sektörle ilgili bir miktar bilgi vermek isterim. Bizim gördüğümüz pencereden aslında 2020'li yıllarda yarı iletken marketine iki önemli akımın etkili olacağını düşünüyoruz. Bunlardan ilki megatrendler. Megatrendten kastım şudur. İnternete bağlı cihazlar artıyor. İhtiyaç duyulan bilgi depolama kapasitesi ve bu alandaki yatırımlar hızla artıyor. Biraz önce hem Levent Bey hem de Abdülhalim Bey vurgu yaptığı giyilebilir teknolojiler de bir etken. Elektrikli araçlar, şarj istasyonları. Bunların hepsi yarı iletken talebini canlı tutuyor. Dolayısıyla talep tarafında önümüzdeki yıllarda katlamalı artan bir durumla karşı karşıyayız. İkinci önemli akım ise mega yatırımlar. Mega yatırımlardan kastım nedir? Katılımcılarımızın hepsinin de malumudur. Yeni fabrika yatırımları temel atmadan üretime kadar 2-3 yıl sürüyor yarı iletken üretimde. Ve bir fabrika için, ortalama bir fabrika için de yatırım miktarı $10 milyar. Tabii bu $10 milyarı vurgularken çipin tasarımına ve know-how'una sahip olma gerekliliğini de vurguladıktan sonra söylemem lazım. Dünyadaki son dönemdeki yatırımlarla ilgili çok yakından takip ettiğinizi bilmekle birlikte bir miktar özetlemek istiyorum. Mesela Apple, Qualcomm, MediaTek gibi teknoloji şirketlerinin yarı iletken tedarikçisi Tayvanlı TSMC önümüzdeki 3 yıl boyunca $100 milyar yatırım planını açıkladı. Benzer şekilde Intel Amerika'da 2 yeni fabrika $20 milyar bütçe ayırdı. Ve bu yatırımın kademeli olarak $100 milyar çıkacağını şimdiden deklar etti.
Gene Koreli Samsung Elektronik önümüzdeki 10 yıl boyunca 116 milyar dolar yatırım yapacağını deklar etti. Dolayısıyla aslında özetlemek istediğim bilgi şu: artık ülkeler yeni petrol çip, aslında yeni petrol bilgi, yeni petrol data, yeni petrol ile ilgili çok fazla vurgu yapılıyor ama çip üretimin de aslında petrol kadar stratejik bir meta olarak görmeye başladı ülkeler. Çin mesela bu konuda çok hızlı hareket ediyor. 2024 yılında dünya üzerindeki pazar payını %20'lere ulaştırma hedefi var. Tabii Amerika uygulamadığı yaptırımlarla bunu önlemeye çalışsa da Çin'in duracağını tahmin etmiyoruz. Çin hız kesmeden yatırımına devam edecek. Bir yandan Avrupa Birliği ile ilgili haberleri okuduğunuzu düşünüyorum. Avrupa Birliği ise şu anda %10 seviyesinde olan pazar payını önümüzdeki yıllarda %20 seviyesine çıkartacak stratejik bir teşvik programı üzerinde çalışıyor. Bununla ilgili toplantılar yapıyor. Yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Tabii Avrupalı üreticiler de çip tedariğinde kendi lokal Avrupa Birliği içindeki üreticiler sayesinde önceliklendirme almaya çalışıyor. Konuşmamın bu bölümüne kadar dünyadaki çip krizi nereden çıktı, niye çıktı ve yatırımlarla nasıl destekleniyor vurgulamaya çalıştım. Dediğim gibi konuşmamın başında söylediğim gibi aslında biz Q4 itibariyle bu yılın son çeyreği itibariyle bir miktar rahatlama bekliyoruz. Ama dünyada bizim öngörmediğimiz force majeurler veya ilave talepler olmaması durumunda böyle bir rahatlama beklemekteyiz. Peki biz de Arçelik olarak bu krizi nasıl yönettik? Bununla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Biz öncelikle 2020 yılının Eylül ayından itibaren böyle bir krizin geldiğini iş ortaklarımızdan ve partnerlerimizden yaptığımız toplantılardan hissettik. Çünkü bizim için mikroçip çok derece önemli. Nedeni de geçtiğimiz yıllarda bir üründe ortalama bir tane mikro işlemci kullanırken şu anda ürününe göre değişmekle birlikte 5 farklı mikroçip kullandığımız ürünlerimiz dahi var. Şu an mesela Arçelik olarak tüm ürettiğimiz ürünlerde ortalama ürün başına mikroçip kullanımımız 2,5. Böyle baktığınızda burada da bizde de sıçramalı bir ihtiyaç, talep çıkıyor. Biz tabii krizin geldiğini öngördüğümüz için Eylül-Ekim 2020 itibariyle aslında 2021 ihtiyaçlarımızın tamamını firm order, yani alma garantili sipariş olarak tüm iş ortaklarımıza sipariş ettik. Bu sayede de 2021 yılında yine beyaz eşya sektöründeki evden çalışma nedeniyle talepteki büyük artışa, dünya genelindeki büyük artışa rağmen çip krizinden çok fazla etkilenmedik. Burada dolayısıyla aslında birinci katılımcılarla paylaşmam gereken konu, burada temin sürelerinin 52 haftaları hatta 70 haftaları çıktığı bir dönemde alım garantili sipariş vermeyi son derece önemsiyorum. Biz şirket olarak 2020, yani son 5 yıldır aslında uyguladığımız bir sistematikti. Bu kriz döneminde çok işimize yaradı. Bu dönemde tabii ekip olmak, satın alma, şimdi büyük şirketlerde satın alma, ürün yönetimi, Ar-Ge, üretim planlama departmanlarıyla çevik ekipler kurulması ve bu krizi yakın yönetmek bir diğer faktör ki biz bunu başarıyla uyguladık diye düşünüyorum. Çünkü ürün elimizdeki chip availability'sine göre, chip imkanına göre ürün ve farklı modelleri satış ekiplerimize önerip onları üretmeye önceliklendirdik. Tabii burada en önemli etken bence sayın katılımcılarla paylaşmak istediğim Ar-Ge. Çünkü artık hayatımızda özellikle mikroçip sektöründe design for availability konusu çok önemli. Biz krizin geldiği dönemde özellikle piyasada imkan bulunan mikroçiplere göre tasarımlarımızı revize edip gerektiğinde pin to pin olmayan dahi tasarımları hızlıca devreye alıp kaliteden ödün vermeden testleri tamamıyla yaparak emin olduktan sonra alternatif komponentlere göre tasarımımızı güncelledik. Aslında bu anlamda çok önemsediğim bir konudur. Özellikle elektronik sektöründe
çipi üretmiyor olsanız dahi kullandığınız çipi tasarımında yani elektronik kartta tasarlayabilecek, ona göre tasarımlar yapabilecek bir Ar-Ge know-how'ı sizi bu kriz durumlarına ayrıştırıyor. Ki Arçelik olarak son 2 yıldır biz Ar-Ge kabiliyetlerimiz sayesinde sektörümüzden ayrıştığımızı düşünüyorum. Bunun dışında son olarak söylemek istediğim önemlice bir konuda bu aslında çip krizinden bir öğrenimimizdir. Bu tecrübeyi de paylaşmayı son derece önemli buluyorum. Çünkü çip krizi sırasında fark ettiğimiz bir şey oldu. Çok fazla farklı temin noktalarımız var. Kendi wafer üretimi olan mikroçip üreticilerine daha az problem yaşadığımızı gördük ve tecrübe ettik. Hepinizin bildiğini düşünmekle birlikte kısa bir özet yapmak isterim. Yarı iletken sektöründe firmalar, fabrikası yani foundry'si olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Kendi fabrikası olmayanlar aslında çip üretimleri için waferları TSMC, Global Foundries veya UMC gibi dünyadaki büyük üreticilerden alıyor. Ama burada böyle bir şey alırken de Apple'la Qualcomm gibi dünya devleriyle alokasyon savaşına girmeniz gerekiyor. Halbuki foundry'si olan firmalar, yani kendi wafer'ını üretme kapasitesi olan mikroçip üreticilerinde ise böyle bir sıkıntınız olmadığı, kısıtınız olmadığı için temin tarafında hiç problem yaşamadan son 1,5 seneyi yaşama şansı oldu. Bir dakika bekleyeceğim. Son olarak tabii ki fiyata vurgu yapmazsam mutlaka sorular bölümünde böyle bir soru geleceğini tahmin ediyorum. Tabii ki kriz arz talep dengesinin her türlü bozulmada fiyat hareketlerinin olacağını beklemek yanlış olmaz. Bu anlamda bir diğer yandan da ham madde maliyetlerinde de artışlar oldu. Biz de haliyle çip fiyatlarında son 1,5 yıldır bir artış trendi görüyoruz. Bu artış trendi tabii kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Eğer normal anlaşmalı firmanız bir çip üreticisi ise kabul edilebilir ve artışı tetikleyen etkenleri tartışabileceğiniz, pazarlık yapabileceğiniz bir artıştan bahsediyoruz. Daha makul bir artıştan bahsediyoruz. Diğeri ise elinizde mikroçip olmadığı zaman spot market dediğimiz traderlardan temin edilen çipler. Maalesef üzülerek söylüyorum, sektörde böyle bir kriz ortamı olduğu için bazen 10, bazen ise 50 katına fiyatlar vererek çip almak zorunda kalınabiliyor. Biz şirket olarak bu dönemde yıllardan beri dayanan iş ortaklığımız nedeniyle spot marketten mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştık. Bu fiyat hareketlerinden maliyet olarak etkilenmemeye çalıştık. Benim konuşmam burada bitiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyorum. Teşekkür ederiz Hakan Bey. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun. İlerleyen zamanda sorular geldiği zaman tekrar zaten size göndereceğiz. Şimdi Ömer Tunç Akdeniz Bey'e geçelim. Kendisi de Daiichi Elektronik Genel Müdürü. Kendisinden de bu çip krizin etkileri, sektöre etkileri ve son durum ve beklentilerle ilgili bir sunum alacağız. Buyurun Ömer Bey. Teşekkürler. Sesim geliyor umarım. Sunumu da paylaştım ekranda. Eğer görülmezse lütfen uyarın beni. Öncelikle ben de Hakan Bey gibi İstanbul Ticaret Odası'na ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne bu organizasyonu düzenledikleri ve bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Biz daha doğrusu Daiichi Elektronik, tabii Arçelik çok Türkiye'de bilmeyen kimse yok. Daiichi Elektronik'i bilmiyor olabilirler dinleyiciler de. Çok kısa, fazla uzatmadan biz kimiz? Yani bu konuşan kişi kim onu anlasınlar diye en azından. Biraz anlatmak istedim 2-3 slide'la. Daiichi Elektronik 2002 senesinde bir Japon ortaklığıyla kurulan, son 18 senedir %100 Türk sermayesiyle yoluna devam eden, Türkiye'nin otomotivde, burada slide'da gördüğünüz gibi Tofaş, Ford Otosan'dan başlayarak diğer bütün hemen hemen birkaç tanesi hariç otomobil üreticilerine infotainment sistemi ve internal elektronik parçaları
tedarik eden Tier 1 olarak. Onun dışında da yine yurt dışında Fiat Chrysler, bugün Stellantis olarak birleştiler ailesine, Polonya, İtalya fabrikalarına. Amerika'da Volkswagen'in Meksika ve Amerika'daki fabrikalarına, yine aynı şekilde Hindistan'da ve Özbekistan'da da GM, Mahindra, Tata gibi firmalara yine Tier 1 olarak elektronik parça tedarik eden bir firma. Biz kendi içimizde de Türkiye İstanbul merkezli bir firmayız. Bursa ve Ulutek Teknopark'ın içinde, Gebze Bilişim Vadisi'nin içinde yine Ar-Ge merkezlerimiz var. İstanbul'da, İtalya'da, Shenzhen'de mühendislik ofislerimiz var yine aynı şekilde. Ürünlere gelince sadece birkaç tanesini koydum bizim için en önemli taşıyanları. Lancia, gördüğünüz Lancia, Fiat 500 gibi araçların entry, giriş seviye radyolarını, multimedyalarını, yine Fiat 500 aracının smart radyo dediğimiz ekransız radyosunu tedarik ediyoruz. Bütün aynı şekilde wireless connectivity özelliğiyle, CarPlay Android Auto özelliğiyle de destekliyoruz bunları. Bunlar birkaç tanesi. Türkiye'de Tofaş'ın Fiorino Doblo hatlarının multimedyalarını aynı şekilde, Anadolu Isuzu fabrikasının D-Max üretiminin de yine aynı şekilde. Merak edenler TOG'u olabilir. TOG'da da yine amplifier ve speaker, hoparlör sistemlerini, Meridian gibi dünyanın en büyük ses sistemi üreticilerinden bir tanesiyle ortaklaşa birlikte geliştiriyoruz. Şu an için bu yıl itibariyle üretimimizin bu yıla kadar tamamı Çin'deydi. Sadece geliştirme aktivitelerini yazılım, donanım ve mekanik olarak Türkiye'de yapıyorduk ama artık yeni şirket birleşimimizle birlikte Türkiye'de Ankara merkezli bir üretim tesisine de kavuşmuş oluyoruz. Böylece yerli üretimimiz de artık var. 12 milyona kadar yaklaşık bir board üretimi kapasitemizle birlikte. Şimdi kısaca geçtikten sonra hocamız, Abdülhalim'iz, Halim hocamızın dediği bir şerden bir hayır çıkacak mı? Bunu sonunda tekrar anlatacağım. Dünya için kesinlikle çıkacak ama önemli olan bizim için. Biz nasıl bunu Türkiye olarak değerlendireceğiz? Onu zaman içinde göreceğiz. Ama şu kesin ki bir musibet bir nasihatten iyi oldu. Bu kriz bir anda dünyayı farkında olmadığı bağımlılıklarına farkındalık yarattı. Bu semiconductor piyasası aslında dijitalleşmede, biz otomotiv olarak nispeten biraz daha azız bu tablolardan gördüğünüz üzere, ama öncelikle bir genelleme yaparsak mikroçip üretimi aslında dünyada hiç bugüne kadar konuşulmayan, dijitalleşme ile birlikte hayatımızın her noktasına nüfus etmesine rağmen çok fazla algımıza girmiyordu. Ne zaman ki pandemi, yani aslında bütün elektronik üreticileri, elektronik tedarikçileri bunu bir bakıma cepteki kuş olarak görüyordu. Cepteki kuş bir anda daldaki kuşa dönüştü bu krizle birlikte. Bunu dünyanın yine sayılı mikroçip designer firmalarından bir tanesi var. Amerika'da Microchip Corporation diye. Onun vice president'i bir Türk'tür. Biz onunla Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği'nin bir aktivitesinde de beraber böyle bir webinar yapmıştık. Nuri Dağdeviren kendisi anlattı. Direkt olarak size ondan aldığım bilgileri aktarıyorum. Bu sektör bu kadar teknolojik olmasına rağmen, bu kadar yüksek yatırımlar olmasına rağmen çok fazla farkındalığımız yoktu. Hatta bunun kendi designer ve üreticileri dahi öyle bir rekabet içindelerdi ki, aslında bugüne kadar herkes, onlar müşterilerinin tabiri caizse kapılarında bizim çipimizi, bizim mikroçipimizi kullan derken, olay birden tam terse döndü. Ne oldu, nasıl döndü? Tabii başta Levent Bey de anlattığı gibi, önce Tayvan'da başlayan kuraklık kriziyle birlikte. Neden Tayvan önemli? Çünkü dünyanın %55 civarında mikroçipini Tayvan Semiconductor Manufacturing Company üretiyor. Daha sonra Japonya'da bir yangın ve arkasından gelen pandemiyle birlikte bir anda dünyada bir çip krizi başladı. Biz otomotiv olarak tabloda göreceğiniz üzere aslında bunun %10'undan az bir kısım çip kullanımımız var. Yani bir otomobilde bugün 60 şekliyle 700 ile 1000 civarında mikroçip kullanıldığı söyleniyor. Elektrikli otomobillere geçtiğimizde bu rakamlar tabii 3 katına çıkıyor. Her geçen sene artan adetle bu devam ediyor. Sektör
500 milyar dolarlık bir sektör. Yaklaşık 1 trilyon çip üretiliyor senede. Ve otomotiv sektörü genelde çip krizinde konuşuldu. Biz dediğim gibi aslında %9'unu temsil ediyoruz ama neden otomotiv bu kadar konuşuldu? Şu sebeple konuşuldu. Otomobil aslında çok az bir kısmını temsil etmesine rağmen otomobil fabrikaları pandeminin başlamasıyla birlikte stop edince birden çip alımını durdurdular. Çip üreticilerinin ve designerlarının da şöyle bir özelliği var. Hiçbir distribütörler üzerinden bu çipleri satıyorlar ve kimseyle bağlayıcı kontrat imzalamıyorlar. Dolayısıyla yıllık planlamalara göre bu dağıtım yapılıyor. Bu yıllık planlamalarda otomotiv birden satın almayı kesince ve aynı anda da başta Levent Bey'in söylediği gibi uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim, sadece çalışanlar değil öğrenciler de evlere girdi. Böyle olunca birden tabii laptoplardan, bilgisayarlara, cep telefonlarından, oyun sektöründeki PlayStation'lara çok anormal bir talep artışı oldu. Otomobil tekrardan üretime geçti ama artık çok geç olmuştu. Ve en sıranın en arkasına gitmek zorunda kaldı otomotiv tedarikçileri, elektronik parça tedarikçileri ve zaten satın alma güçleri de az olduğu için çok ciddi bir krize neden oldu bu. Hatta bazı otomobil firmaları eskiye dönüş bile yaptılar sırf otomobil üretebilmek adına. Yani dijital gösterge panellerinden analog gösterge panellerine dönen, hatta infotainment sistemi koymadan ithal edip, biz birkaç tane firma ismi vermeden söyleyeceğim, birkaç tane markadan Türkiye'ye otomobilleri infotainmentsiz getirip siz burada, yani üretim hattında koyduğumuzu siz burada yapabilir misiniz, bize verebilir misiniz diye teklifler dahi aldık. Ama tabii bunların hiçbirisi çare olmadı. Otomotiv sektörü 2020 senesinin 3. çeyreğiyle birlikte, 2024'ün çeyreğiyle birlikte tekrardan uyanışıyla beraber bu krize girdi. Çünkü istediği talebi alamadı. Burada da tablolardan gördüğünüz üzere 2019'da 91 milyon olan otomobil satışı 2020'de 78'e, şimdi 2021'de biraz daha 82 milyona kadar yavaş yavaş toparlama trendine gidiyor. Volkswagen 2021 senesinde bu krizin 3. çeyrekte biraz daha hafifleyeceğini açıkladı. Ama bugün geldiğimiz noktada herkes artık biliyor ki bu 2022 hatta 2023 yılları dahi bu şu anda kesinlikle bitecek diye öngörülemiyor. Biraz önce Hakan Bey'in anlattığı gibi ana sanayiler önden siparişlerini, garanti siparişlerini veriyorlar. Biz yan sanayiler çift tedarikçilerimize çok ciddi peşinatlar ödeyerek kendimizi stokla larımızı garanti altına almaya çalışıyoruz. Dediğim gibi otomotiv tarafında ben biraz daha devam edeyim. Bizim şu anda otomobillerde %10'un altında olan çip kullanımı ve elektronik parça kullanımı her geçen sene özellikle elektrifikasyonun etkisiyle birlikte artık artarak gidiyor. Burada görüyorsunuz yıllar içerisinde 2030 senesinde Avrupa Birliği artık full elektrikli sadece otomobiller üreteceğini ve bu şekilde bir regülasyon başlatacağını açıkladı. Dolayısıyla bütün otomotiv sektörü Avrupa'da buna hazırlanıyor. Ben hatta bir ay kadar önce yine Uludağ İhracatçılar Birliği ile Fransa'ya gittim. Renault Technical Center'a. Burada Fransızların söyledikleri bütün şu anda alt çabaları bu altyapıyı oluşturmak üzere ve o altyapının da yeterli olmadığını söylüyorlar. Çip krizinde bundan sonrasında ne gibi riskler bizi bekliyor? Şu anda bu Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tabii bütün gözler Çin ve Tayvan arasındaki gerilime döndü. Neden? Çünkü Çin yıllardır Tayvan'ın kendine ait olduğunu ve kendi toprağı olduğunu savunuyor. Böyle bir siyasi gerilim söz konusu. TSMC de dünyanın en büyük çip üreticisi olduğuna göre bütün herkes şu anda olası bir potansiyel ilhak durumundaki riski konuşuyor. Dolayısıyla bu risklerden bir tanesi. Aynı şekilde ASML firması, biliyorsunuz dünyada çip üretimi yapan firmaların sayısı az olduğu gibi çip üretim fabrikalarını, litografi makinalarını yapan firmanın sayısı daha da az. Özellikle Hollandalı ASML firması dünyayı tek başına domine ediyor. Onun dışında yine Çinli ve Japon Canon
firmaları da bunları arkadan geliyorlar. Burada da bir darboğaz var. Yani çipi dizayn edenler var, çipi üretenler var. Bir de çip üretim fabrikalarını, ekipmanlarını yapanlar var. Bu darboğaz en büyük risklerden bir tanesi. Tabii bir de yaklaşık 2 ay önce başlayan Rusya-Ukrayna krizi ve burada neon gazı ve paladyum ham maddelerinin önümüzdeki dönemde biraz daha etkilerini göreceğiz diye düşünüyorum. Bunların çip üretimine olan etkileri de yine bizim önemli risklerimizden bir tanesi. Demin bahsettiğim gibi teknoloji seviyesi arttıkça üretici sayısında da çok ciddi bir azalma var. Görüyorsunuz Intel, Samsung ve TSMC en ileride teknolojide ama dediğim gibi bunların ekipmanlarını üreten firma sayısı da sadece yine 3 hatta 7 nanometrenin altını sadece dünyada bir tane Extreme Ultraviolet diye geçiyor. Bir tane firma var. O da ASML. Peki bu sorun nasıl çözülür? Tabii bunun böyle bir cevabı veya benim verebileceğim bir cevap yok ama sadece kendi penceremden anlatabileceklerim var veya dünyada yapılan aksiyonları belki burada paylaşabiliriz. Demin bahsettiğim arz artışı ve siyasi politik risklerden kaynaklı Tayvan TMSC firması Amerika'da çok ciddi yatırım yapıyor. Aynı şekilde Samsung'da biraz önce Hakan Bey rakamları söyledi. Bosch firması Almanya'da otomotiv çipi üretimi üzerine. Yani otomotiv çipleri biraz daha cep telefonu ve bilgisayar laptoplara göre biraz daha farklı teknolojiler. Bosch firması tamamen bunun üzerine bir üretim fabrikası kurdu. 1 milyar euroluk yatırımla yaklaşık 2 senenin neticesinde. Aynı şekilde Intel Amerika'da Ohio'da benzer bir yatırım yaptı. ASML firması yani bu litografi makinalarını üreten firma bunlar da kapasite artışına gidiyorlar. Kapasite artışı yapıyorlar ki böylece çip üretici fabrikaları sayısını arttırabilmek açısından. Tabii bütün dünyada bu farkındalık demin biraz önce başında söylediğim gibi arttığı için artık herkes Amerika Başkanı şöyle örnek vereyim Joe Biden seçildiği gün anında Tayvan Cumhurbaşkanı'nı arayarak Ford'un bir modelinin üretimi için TMSC firmasının öncelik vermesini rica etti. Yoksa Ford üretim yapamaz hale geldi. Tabii bu ilk an reaksiyon sonrasında bunu bir ülke politikası haline getirdiler ve dediğim gibi yatırımlara teşvikler. Sadece Amerika'da değil Avrupa'da dünyadaki üretilen çipin %20'sini üretmek gibi bir Avrupa Birliği bir hedef koydu. Bunun üzerine yatırım teşvikleri veriyorlar ve orada da aynı şekilde benzer yatırımlar yapılıyor. Biz Dayıç olarak bu süreçte ne yaptık? Dediğim gibi Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da birçok fabrikayı Özbekistan'da, Hindistan'da fabrika hatlarını beslediğimiz için ve ürünlerimizde özellikle burada isimlerini yazdığım firmalar bizim majör çalıştığımız çip tedarikçileri NXP, ST, Microchip ve Qualcomm. NXP Avrupa, Hollanda bazlı bir firma. Bunlarla ana sanayilerin yani Stellantis gibi Fiat Chrysler grubunun, Ford'un ana sanayilerinde çok ciddi bir farkındalık yarattık öncelikle. Bu krizin geldiğini önceden öngörerek haftalık toplantılar düzenlemeye başladık ve onları oyuna dahil ettik. Çünkü bizim tek başımıza böyle bir şey yönetme gücümüz yoktu. Tek yapmamız gereken firmalara bu farkındalığı yaratmak ve bunun neticelerini o günden söylemekti. Bunu çok iyi başardığımızı düşünüyorum. Çünkü bugün hiçbir üretim hattını ne Tofaş'ın ne Ford Otosan'ın ne İtalya'da Fiat'ın hiçbir üretim hattını bugüne kadar çip tedariği problemi yüzünden durdurmadık. Ama tabii ki bunun bir bedeli oldu. İşte Haman Avlumlar demin konuştuğumuz gibi spot marketten dönem dönem çip satın almaları ve çok yükseklere çıkan maliyetlere katlanmak zorunda kaldık. Ama bunu bir şekilde başardık. 2022 senesinin bugün itibariyle zaten bütün siparişleri geçilmiş durumda. Otomotivde de aynı beyaz eşyada olduğu gibi ve 2023 senesinin de planlamaları resmi planlama olarak tedarikçilerle paylaşıldı. Çünkü dediğim gibi artık roller değişti. Çip tedarikçileri bize bu tedariği sağlamak için kendi şartlarını öne sürüyorlar ve biz onlara uymak zorundayız. Ama olay sadece önden
yatırmak parayı veyahut da önden siparişleri vermek, ana sanayilerden destek almak üzere değil. Biraz da dünyada firmalar nasıl modeller uyguladı bu işle alakalı. Burada iki tane örnek var otomotivde. Bir tanesi Toyota öngörüsüyle, biri de Tesla bence vizyonuyla bu işi etkilenmedi denmez ama diğerlerine nispeten biraz daha az hasarla atlattılar diyebiliriz. Toyota önden chip stoğu yaparak daha bu kriz başlamadan önce böyle bir durumda sıkıntıya gireceğini öngörerek en azından birinci senesini iyi atlatan firmalardan bir tanesi. Tesla ise board dizaynlarını flexible hale getirdi. Yani bir tek çipe bağlı değil, birden fazla çipin kullanılabilir şekilde yazılımlarını ona göre update edilecek sadece bir yazılım update ile daha flexible boardlar dizayn ettiler. Biz de yeni projelerimizde ana sanayilere bunları öneriyor arkadaşlarımız. Daha flexible boardlar yaparak, yani A çipini alamazsak B çipini de aynı board'un içinde sadece bir yazılım update yaparak ve bazı testlerden geçirerek çok daha hızlı devreye almak istiyor. Çünkü otomotivde bir parçanın değişmesi bazen bir sene alabilir, özellikle donanım değişikliklerinde. Bu şekilde teknik önlemlerle biz bunu biz bile nispeten kendi çapımızda önlem almaya çalıştık. Peki Türkiye olarak baktığımızda bundan sonra ne yapmalıyız? Valla benim kendi penceremden Levent Bey'in bahsettiği gibi Aselsan, TÜBİTAK bu konuda bazı çalışmalar yapıyor. Aselsan Çakıl adını verdiği bir mikroçip, 65 nanometre bir mikroçip dizayn etti. Ama üretimini yine TSMC'ye yaptı. Ama olsun, yine de bence çok büyük bir başarı, çok büyük bir adım. Yarı iletkenler, Yital laboratuvarları yine 250 nanometre üretimini yaptı. Nanometre boyutunda çip üretimini yaptı. Ama laboratuvar ortamında bu seri üretime geçmesi lazım. Tabii bunun seri üretime geçmesi için bir ülke olarak önce insan gücü çok önemli. Çünkü bu ekipmanları, bu fabrikaları işletecek mühendisler ve o know-how'daki insanlara ihtiyaç var. Fakat Türkiye çok ciddi boyutta ASML gibi ve diğer chip dizaynerleri gibi işte Microchip, NXP firmalarda çalışan birçok Türk mühendisi var. Nasıl TOG otomobil kararını verdiğinde boştan transferle başladıysa aynı şekilde Türkiye'de eğer böyle bir yatırım kararı alırsa ki yaklaşık olarak 1 milyar dolar olduğu öngörülüyor böyle bir yatırım. Bir devlet teşvikli bir konuda çok da fazla büyük bir rakam değil bu. Türk mühendislerini bir araya getirerek bunun en azından ilk adımlarını atabilir. Birden çipin tamamını üretmemize de gerek yok. Alt tedarikçi olarak başlanabilir ve yavaş yavaş adım adım ilerletebilir. Çünkü artık bugün anlaşıldı ki kendi çipini dizayn etmeyen hiçbir ülke özgür değil. Ne savunma sanayinde, sadece otomotivde değil. Ben çok otomotiv ağırlıklı konuştum ama savunma sanayinde aynı şekilde, beyaz eşyada aynı şekilde, telekomda aynı şekilde, hiçbir sektörde artık özgür değil. Dolayısıyla bizim mutlaka ülke olarak bunu bir ülke politikası haline getirip devlet teşvikiyle yola çıkmamız lazım. Bundan iki sene sonra yine aynı şeyleri konuşmamak lazım. Mutlaka ilerleme sağlamamız lazım. Orta Doğu'da İsrail bunu yapıyor, Tower diye kendi firmaları var. Japonya'da bile tesisleri var. Türkiye'nin de bence bu yolda Aselsan liderliğinde ve TÜBİTAK liderliğinde yola çıkması gerekiyor. Benim Türkiye açısından düşündüğüm bu. Aynı zamanda bunun ticari yönüne bakarsak da böyle bir firmanın, yani çip üreticilerinin cirolarını gördüğünüz zaman işte TSMC 45 milyar dolar, Intel 73 milyar dolar. Yani bunun ticari olarak geri dönüşü de çok büyük. Hem teknolojik, hem ticari, hem siyasi her açıdan çok önemli. Bu şekilde ben de sunumumu sonlandırmak istiyorum. Sözü size veriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi birinci sorumuz, aslında siz bir miktar değindiniz Ömer Bey ama çip krizi nedeniyle birçok sektör daha az çip kullanarak ürünlere geçmeye başladı dediniz. Hatta otomotiv sektöründe bunu yaşadık dediniz bir miktar. Bu durum pazarı nasıl etkiler diye bir soru gelmiş yani. Bu daha az çift kullanarak ürün üretmenin pazarda etkisi ne olur? Devam ederse tabii bu süreç. Evet, tabii bu palyatif bir çözüm. Bu mecburiyetlerden, yoksa tercihten bir durum değil. Yani dünyada şöyle bir şey yok. Bir teknolojide gerileme diye bir şey olmaz. Yani bugün artık hiç kimse akıllı telefon
almayıp da eski o Ericsson 337 hatırlarsanız Nokia, böyle bir dönüş mümkün değil. Veya tüplü televizyona dönüş diye bir şey mümkün değil. Bu sadece geçici süreyle, yani o krizin kriz dönemini ve üretim hatlarını durdurmamak adına palyatif alınmış otomotiv sektörü tarafından bir çözümdü. Ama bu tabii devamlı olan bir şey değil. Yeniden tekrardan yüksek teknolojili dijital dijitalleşmenin ve elektrifikasyonun daha fazla olduğu modellere geçilecek ve geçilmeye tekrardan başladı. Çünkü onu yapmaların sebebi şuydu. Otomotiv hatlarının durması çok daha büyük maliyetlere sebep oluyor. Eldeki alternatif ürünleri kullanarak en azından otomobili ürettiler ve satışlarına devam ettiler. Ama bu bir strateji değil ve kesinlikle de ilerleyen dönemde de böyle bir geriye dönüş olması mümkün değil. Bu şekilde açıklayabilirim. Teşekkür ederim. İlk soruyu da Hakan Bey'e yönlendireyim ben. Kendisi çünkü özellikle bu brokerlar üzerinden de komponentlerin alınmasından bahsetti. Bundan mümkün olduğunca da gitmemeye çalıştıklarını söyledi aldıkları tedbirlerle, ama bu durumda acaba alınan komponentler içerisinde sahte parça olma ihtimali nedir? Bununla ilgili nasıl bir kontrol sistematiği vardır? Böyle bir sorumuz var. Maalesef böyle bir risk var. Özellikle çip kullanıcısı bir firmada Ar-Ge veya satın alma bölümündeyseniz her türlü sosyal medya aracılığıyla veya e-mailiniz üzerinden sürekli e-mailler geliyor. Bunlarla ilgili biz şunu yapıyoruz. Hem teknik ekiplerimiz hem de satın alma ekiplerimiz detay inceleme yapıyor. İç yapısını inceliyor. Ardından çünkü zaten bu çipler mutlaka büyük bir üreticinin komponenti. Numune alarak test ve onay yapıyoruz. Test onay yapıldıktan sonra yükleme inspection'ı yapıp o şekilde yüklüyoruz. Maalesef ama sektörde kulağımıza da geliyor. Bu şekilde fake dediğimiz sahte malzemelerle ciddi $1000 kaybetmiş maalesef kullanıcılar olduğunu biliyoruz. Biz bu yönde test ve iş detaylarını almak, numune görmek ve yükleme esnasında da emin doğru ürünün yüklendiğinden emin olmak yolunu seçtik. Teşekkür ederim. Ben hemen Ömer Bey'e bir soru yönelteceğim. Bu ithal edilen çiplerin yüzde kaçı varsa elinizde böyle bir bilgi, sayı ve değer cinsinden 130 nanometre teknolojisinin üstündedir diye bir soru gelmiş. Bu böyle bir bilgiye... Yok, duyamadım. Neyin üstündedir acaba? 130 nanometrenin teknolojisinin üzerinde olanların yüzde kaçlık bir kısma tekabül ettiğini soruyorlar. Öyle bir istatistik bilgi elimde yok ama sadece şunu söyleyebilirim. Otomotiv sektöründe, yani otomotivle alakalı çip hassasiyeti bu bahsettiğiniz 100-130-200 nanometre arası olduğu için hani sektörün %10'u zaten biz olarak, kendimiz olarak bu hassasiyette kullanıyoruz. Tamamı. O bahsedilen, o ekstra ultraviyole işlemlerin yapıldığı, yani 10 nanometrenin altındaki işlemler telekomünikasyon sektörü, işte bilgisayarlar vesaire, cep telefonu, bu tip ürünlerde daha çok kullanılıyor. Dolayısıyla bizim açımızdan bu bahsedilen rakamlar %10'una tekabül ediyor diyebiliriz. Otomotiv olarak onun altını kullanmıyor otomotiv şu anda. Ama ilerleyen dönemde bu elektrifikasyonla birlikte artabilir hassasiyetler. İşlemci gücünün artması gerekiyor çünkü. Bu soruyu aslında ikinize de yöneltebiliriz. Sırayla cevap verebilirsiniz ama cevabı da açık gerçi, ama yine de bir soralım. Madem böyle bir soru yöneltilmiş. Çip krizi adı altında aslında bir fırsatçılık yapılıyor mu diye bir soru soruluyor. Bu konuda önce sizden başlayalım ve sonra da Hakan Bey'e yönelteyim aynı soruyu. Yani, şöyle söyleyeyim. Fırsatçılık bilmiyorum ama bir arz talep dengesi, daha kibar gideyim, arz talep dengesindeki değişiklikten kaynaklı çok ciddi değişimler oldu. Sunumumda anlattığım gibi eskiden çip tedarikçileri birbirleriyle çok ciddi rekabet halindelerdi ve bu ürün, yani neredeyse kimin çipi daha ucuzsa, çünkü 3 aşağı 5 yukarı özellikleri aynı olduğu için ona gidiliyordu. Hiçbir zaman akıllardan geçmiyordu hangi tedarikte sıkıntı yaşarsak ne olur veya altındaki bu korkunç bir teknolojik yatırım var. Ama bugün itibariyle roller değişti. Şimdi üretim sayılarına bakıldığı zaman ve tüketim sayılarına bakıldığı zaman
Evet, belli yerlerde bazı artışlar var ama belli yerlerde de bazı düşüşler var. Yani adet olarak baktığınızda aslında ilk seneyi anlıyorum. Yani ilk krizin çıktığı sene işte herkesin anlattığı gibi herkes uzaktan çalışmaya başladı. Eğitim uzaktan oldu. Bir anda bilgisayar, laptop arttı patladı. Tamam ama aradan geçti 1,5 sene. Artık yavaş yavaş insanlar pandemi kabullenildi. Hani bitti diyemem ama kabullenildi. Bir hayatımızın bir parçası oldu. İşe dönmeye başladı herkes. İşte hepimiz şu anda ofislerimizdeyiz mesela. Öğrenciler okullara döndü. Ama bakıyoruz çift fiyatlarında bir düşme yok. Şimdi spot markette biraz önce Hakan Bey'in verdiği soruya da bağlayacağım onu beraber. Biz de çok ciddi boyutta spot marketten satın alma yapıyoruz. Hatta biz kendi müşterilerimiz adına da yapıyoruz. Çünkü bizim yaklaşık 15 senedir Çin'de şirketimiz var. Çok güçlüyüz o tarafta. Ve Türk ve Çinli arkadaşlarımız var. Hakan Bey'in bahsettiği benzer testleri yapıp denemeleri yaptıktan sonra satışlarını yapıyoruz. Fakat 10 katı, 15 katı, 20 katına artan fiyatlar var. Ben bunların artık sadece arz talep dengesindeki bozulmayla açıklanabileceğini düşünmüyorum. Ki benzeri bir durum lojistikte de var aynı şekilde. Aynı 5-6 katına çıkmalar. Bunun da yıllık karşılaştırıldığı zaman aslında böyle bir talep patlamasından çok biraz bunun fırsata çevrildiğini de düşünmüyor değilim açıkçası. Ben de kısaca isterseniz birkaç Ömer Bey zaten ben size de yönlendirecektim. Evet, Ömer Bey çok güzel özetledi zaten. Ben de ana üreticilerde böyle bir eğilim olduğunu düşünmüyorum. Hani fırsatçı kelimesi. Bir kere Ömer Bey de zaten bahsetti. Biz de mesela şirket olarak altının üzerinde mikroçip üreticisiyle çalışıyoruz. Yıllık 50 milyonun üzerinde bir alımdan bahsediyoruz. Böyle olduğu zaman uzun vadeli yıllardan yıllara dayanan ilişkimiz olduğu için bir kere artış varsa da bunun alt parametrelerini, hani cost driver dediğimiz artışı tetikleyen şeyleri yani pazarlık ettikten sonra bu oluyor. Spot tarafında da aslında ikiye bölmek lazım spotu. Bir yıllardan beri belli dönemlerde kısa kaldığınızda aldığınız spotçular tabii ki maliyetin üzerine onlar da kar etmek zorunda bir stok maliyetleri var. Belli bir anlayış seviyesinde yapabiliyoruz. Ama fırsatçı kelimesinden öte arz talep dengesinde talebin çok yüksek olmasından dolayı bunu bir kar maksimizasyonu olarak kullanıp çok yüksek fiyatlara satmak ve hatta biraz önce sorduğunuz gibi fake malzeme satmaya yönelen sektörde böyle oyuncular var. Bu açıdan aslında uzun vadeli güvene dayalı işbirliği ne vurgu yapmak için ben de söz aldım. Teşekkür ederim. Sizdeyken söz size bir sürü gelen soruyu da size doğru yönlendiriyorum. Çünkü siz daha fazla yani ihracat odaklı bir firmasınız aynı zamanda. Özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşının uzaması halinde ülkemizin bu bölgeye yapacağı ihracatta olumsuz etkiler düşünüyor musunuz? Bu konuda ne gibi bir önlem almayı planlıyorsunuz? Veya İşte benzer şekilde bazı bölgelere satışı yasaklayabiliyorlar veya yapılmamasını isteyebiliyor biliyorsunuz bazı Avrupa veya Amerika bazı durumlarda. Bu tür durumlarda nasıl bir yöntem izleyeceksiniz? Yani bu soruyu ben hani çip krizi dışında bir soru olarak algıladım. Çünkü genel ihracat politikası. Ukrayna tabii pazarında ciddi bir durgunluk var. Bizim yani subsidiarimiz olan, satış yaptığımız şirketimiz olan bir ülke Ukrayna. Oranın yakın gelecekte açılmasını tabii ki umut ediyoruz. Rusya'da yatırımlarımız var. İhracatımız da var, üretimimiz de var. Aslında Rusya ile Ukrayna bizim için özellikle metal ham madde alımı, metal ham madde, alüminyum, bakır açısından da son derece önemli. Tabii Ukrayna şu anda metal ham madde tarafında oyundan çıkmış durumda. Öyle bir satış yok. Bunlar bizi hepsini etkiliyor. Tabii iç pazardaki, Türkiye iç pazarındaki fiyatları da etkiliyor. Aslında Rusya'daki bu Rusya-Ukrayna bunalımı yalnızca petrol fiyatlarını değil, metal ham madde fiyatlarını ve kimyasal ham madde fiyatlarını çok ciddi etkiledi. Türkiye burada biraz daha ayrıştı. Çünkü Rusya ve Ukrayna Türkiye'nin çok ciddi metal ham madde ithal ettiği bir ülkeydi. Dolayısıyla iç piyasada şu anda fiyatlarda çok kısa sürede çok büyük artışlar gördük. Bunun geçici olacağını düşünüyoruz. Rusya'dan şu anda ithalatımız devam ediyor. İhracatımız da devam ediyor. Tabii ki alınan önlemleri, ambargoları veya yasak listesine alınan
firmalarla çalışamıyoruz tabii ki haliyle. Yakından izlemeye devam ediyoruz. Yakın gelecekte de umuyorum normalleşmesini bekliyorum. Çünkü enflasyonun bu kadar yoğun konuşulduğu bir ortamda enflasyonun fiyat artışlarını tetikleyen her türlü şey, öncelikle tabii ki barış ama tabii ki enflasyon tetikleyen her şey bizim için önemli. Yine bir sonraki soru da aslında size doğru gelmiş. Bu pandemideki beyaz eşyaya olan talep ile çip krizi arasındaki ilişki nedir acaba diye bir soru var. Bence biraz önce hem ben hem açılış konuşmasında Levent Bey, siz hepimiz vurgu yaptık. Aslında beyaz eşyadaki talepteki artış değil tetikleyen. Beyaz eşyada bir etkendir, ciddi bir çip kullanıcısı. Ama burada asıl olan elektrikli araçlar, IT evden çalışmadan dolayı IT ekipmanları, 5G ürünleri. Buradaki ciddi talep, artan talep çok tetikledi çip sektörünü. Mesela elektrikli araçlardaki artış aslında elektriksel saç ve bakır fiyatlarını da etkiledi. Dolayısıyla aslında elektrikli araçlar çok ciddi bir şekilde emtiaları yakından ilgilendiriyor. Piyasada ilave kapasitelerle bunu normalize olacağını düşünüyoruz. Beyaz eşyada da haliyle bir artış oldu tabii. Tüm dünyada oldu. Avrupa'da, Türkiye'de de. Çip ihtiyacı maalesef biz ürünümüzü sadeleştirerek satamıyoruz çünkü müşteri beklentileri arttı. Artık nesnelerin interneti, connectivity çok daha beklenen beklentisi arttı müşterinin beyaz eşyadan. Bu açıdan da hani sadeleştirerek bir yalnızca ana işlevi yapan ürünü satmakta zorlanıyoruz. Hem Türkiye'de hem de ana pazarlarımızda. Sürekli sorular size doğru geliyor. O yüzden mecburen Ömer Bey'e kusura bakmayın. Hakan Bey'e yönlendiriyorum ama Ben de zevkle dinliyorum. Çip temin ederken üreticiler ile karşılıklı ticari ve güven ilişkisinin etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Arçelik olarak bu konuda kendiniz nasıl konumlandırıyorsunuz diye bir soru gelmiş. Bu bence Arçelik olarak hani bugünkü konuşmada tecrübe paylaşımı olarak iletirken yanlış anlamayın. Yalnızca bir ölçek yönetiyoruz. Biraz önce de bahsettiğim 50 milyon üzerinde çip. Bu board dediğimiz elektronik kart tarafında da 65 milyon 70 milyona da varan bir rakam yönetiyoruz. Bizim şirket olarak yönetim tarzımız şu. Aslında ortalama bir tane elektronik kartta 100 tane komponent kullanılıyor. Böyle baktığınızda ciddi milyon adetlerde komponenti, tüm komponentleri üreticisiyle yakın temasla tamamıyla BOM dediğimiz malzeme listesindeki tüm tedarikçilerle yıllara dayanan stratejik işbirlikleri kurarak yönetiyoruz. Bunun da bu tarz arz talep dengesindeki bozulmalar, kriz durumlarında öncelik almanıza çok faydası oluyor. Çünkü bir telefon kadar veya bir iletişim çok hızlandı, bir Teams görüşmesi, Zoom toplantısıyla her türlü talebinizi yerine getirme tarafında. Çünkü yıllara dayanan bir ilişki var ve yıllar boyunca devam edecek. Ben çok önemsiyorum bu konuyu. İlk başta da konuşmamda da söyledim. Ar-Ge kabiliyeti niye çok önemsiyorum? Biraz önce Ömer Bey de söyledi. Tasarımınızı alternatif çiplere, alternatif komponente göre tasarlayabilme kabiliyeti sizi çok ayrıştırıyor bu tip kriz durumlarında. Teşekkür ederiz. Ömer Bey'e bu sefer yönelteceğim bir soruyu da Uzak Doğu ülkeleri, tabii bu özellikle Çin kastediliyor. Karşı oluşan bu soğukluk, yani Amerika'nın takındığı tavır üzerinden düşünürsek, ülkemizin özellikle elektronik ürün üretimi alanında hızlı pozisyon alması, yani bu jeopolitik konumunu avantaja çevirmesi noktasında teknoloji üretimi, finansman ve pazarlama fonksiyonlarını göz önüne aldığınızda neler önerirsiniz? Evet, sunumumun aslında sonunda da biraz bahsettim bundan. Amerika şu anda Çin'e aslında resmi olmayan bir ambargo uyguluyor. ASML diye bahsettiğim Hollandalı firma, litografik makinelerinin dünyada bir numaralı üreticisi. Bunların Çin'e satışlarını yasakladılar ve Çin şu anda
kendi SME firmasıyla kendi alternatifini yaratmaya çalışıyor. Fakat belli bir nametlerinin altında üretim yapamadıkları için şu anda teknolojik olarak oraya ulaşamadılar ama çok ciddi boyutta çalışıyorlar. Şimdi artık çip krizi zaten çip savaşlarına döndü. Bu internette, online'de filan biraz araştırdığınız zaman bunun sebebi herkesin artık farkındalığının artması. Türkiye olarak da dediğim gibi Türkiye'nin mühendislik gücü aslında az değil. Fakat şu anda mesela ASML yine aynı firma Aselsan'dan geçen sene tam 150 mühendis aldı. Bakın 150 mühendisten bahsediyorum. Aselsan'dan zaten bir mühendisi almak çok zordur. Aselsan bizim gibi firmalardan alır. Çok ciddi boyutta bir mühendislik gücümüz yurt dışına ya iş yapıyor ya yurt dışında çalışıyor. Bu sektörden bahsediyorum. Aynı şekilde Microchip'in Vice President'ı bir Türk. Ve bunun gibi Qualcomm, Microchip, NXP gibi birçok çip dizaynerı, üreticisi veya dağıtıcısında Türk mühendisler var. Öncelik bu insan gücünü Türkiye'ye faydalı hale getirebilmek. Bu nasıl olur? Bu bir devlet politikasıyla olur. Çünkü burada insan gücünün kaçmasının bir sebebi de maliyetler, imkanlar ve şartlar. Dolayısıyla bu şartların bu ekipler için Türkiye'de oluşturulması lazım öncelikle. Ondan sonra ham madde ve işin finansal yanı devreye giriyor. Türkiye kesinlikle bir politikayla insan gücünü geriye kazanmanın bir yolunu bulması lazım. Bu bir devlet politikasıyla olur ancak. Aksi halde istediğiniz parayı, istediğiniz finansmanı yaratın, ham maddeyi getirin, ekipmanı alın, satın alın ekipmanı. Fakat onları işletecek, yönetecek bilgi ve know-how'da mühendisleriniz yoksa hiçbir işe yaramaz. İnsana değer vermemiz lazım, kıymet vermemiz lazım. Bunlar özel arkadaşlar, bu kişiler. Bu şekilde olur. Başka yoksa ben Türkiye'nin ne finansal açıdan, ne o ekipmanları alma açısından, ne ham madde tedariği açısından hiçbir sıkıntısının olacağını zannetmiyorum. İnsan kaynağı olarak da yok ama onun yönlendirilmesi lazım. Peki yine size bir soru daha yönlendireceğiz burada. Elektrikli araçların gitgide artmasıyla birlikte tabii çip kullanımı araçlarda kat be kat artıyor. Bu durumda Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın ve diğer yatırımcı grupların arzı arttırma yolunda yaptıkları hamlelere baktığınız zaman arz-talep dengesinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz yakın gelecekte? Elektrikli otomobillerle ilgili arzın ve talebin diyorsunuz. Şimdi elektrikli otomobillerle ilgili arz artışıyla alakalı bütün Avrupa'nın hatta Türkiye'nin, Türkiye zaten kendi otomobilini de full elektrik yapıyor, hibrit dahi değil. Hatta Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, Günsel markasıyla, Günsel ailesinin kendi imkanlarıyla bir elektrikli otomobil de onlar çıkartıyor. Dolayısıyla bu konuda teşvik var. Ancak talebin oluşması birkaç şeye bağlı. En önemli konulardan bir tanesi batarya teknolojisi. Bir kere otomobillerde menzil çok önemli. Neden? Çünkü hepimiz bir depo benzinle 600 kilometre ortalama gidebiliyoruz. Ve bir depo benzini de ortalama 5 dakika içerisinde alabiliyoruz. Yani pompanın depoya girmesiyle parayı ödeyip geri gelmemiz 5 dakika. Şimdi bununla karşısında bir batarya teknolojisi, aracın şu anda Tesla hariç konuşuyorum. Tesla bu konuda en önde. Ama 400 kilometre, 450 kilometre menziller ki bu 400-450 kilometre de biliyorsunuz düz yolda sabit hızda, şehir içinde yüksek hızda şehirler arası gittiğiniz zaman bu menziller de düşüyor aşağıda. Yani dolayısıyla batarya teknolojisinin gelişmesi lazım talep tarafının ilerlemesi için. İki, biraz önce dedik benzin deposunu doldurmak 5 dakika. Supercharger'lar var şu anda bir yatırım yapılıyor daha hızlı şarj etmek için. Bu teknolojinin de ilerlemesi lazım ama Avrupa Birliği de zaten bu konuda tam olarak hazır değil. Bunu Fransızların kendisi söylüyor. Renault Technical Center'daki kişiler söylüyor. Yani biz Fransa olarak hazır değiliz buna diyorlar. Ama bu bir devlet politikası. Dolayısıyla herkes bu yönde çalışıyor. En önemli unsur batarya teknolojisinin gelişmesi, şarj teknolojisinin gelişmesi. Onun dışında şarj istasyonlarının ülke içine kurulma konusunda zaten şu anda çok ciddi çalışmalar var. Türkiye'deki navigasyon haritalarının üzerinde opsiyonlar vardır. İlgili arkadaşlar girip bakabilirler. Şarj istasyonlarının lokasyonları, yerleri hepsi belli. Ama bunların artışı da sağlanır. Birçok firma bu konuda yatırım yapıyor zaten. Fakat teknolojinin kendisinin ilerlemesi lazım en başta. Hakan Bey'e bu soruyu da yönelttim ben. Çip üreten ülkeler
bu krizi diğerleri kadar derinden yaşadı mı? Ve bu netice itibariyle bu teknolojik güç aslında bir teknolojik savaşa dönüşmüş diyebilir miyiz ülkeler arasında diye de bir soru var. Ben dilim döndüğünce cevap vereyim ama bu konuda Ömer Bey'in benden çok daha bilgili ve daha çok tecrübesi olduğunu tahmin ediyorum. Eminim de bundan. Bir kere tabii ki yani sonuçta şunu söylemek lazım. Tedarik zinciri aslında kompleks bir üründen bahsediyoruz çipte. Bir çipin yolculuğu yalnızca bir ülkede bitmiyor. Farklı ülkelerde de tedarik zinciri emniyeti açısından baktığınızda farklı ülkelerde de bir paketleme dediğimiz konular var. Öyle baktığınızda çipin teknolojisine sahip ülkeler tabii ki ülkeler tabii ki bunu kendi yönlerinde kullanıyor. Mesela bunu Amerika, Tayvan bu konuda son derece önemli. O yüzdendir ki Avrupa topluluğu mesela ciddi yatırımlar, teşvikler, Çin ısrarlı bir şekilde bu konuya çok ciddi yatırımlar yapıyor. Aslında ülkelerin stratejisi haline gelmiş durumda. Ben o ülkelerin bunu kendi avantajları açısından kullandığını düşünüyorum. Tabii ki global firmaların da özellikle ölçek ekonomisi bu sektörde son derece önemli. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Aldığınız volüm ne kadar yüksek olursa o zaman da pazarlık gücünüz de tedarik emniyeti de çok daha ön plana çıkıyor. Bilmiyorum Ömer Bey sizin değerli katkılarınız. Estağfurullah. Evet, dediğiniz doğru. Çin çip üreticisi ülke dediğimiz zaman aslında bunun %50'si zaten Tayvan'da üretiliyor. %50'sinin 50'den fazlası. Kalanları da Amerika, Güney Kore. Var başka yerlerde işte ama esas ana merkezler burası. Tayvan zaten 24 milyonluk bir ülke. Güney Kore belki kendisine yetebilmiştir ama Amerika'nın zaten kendisine yetemediğini biliyoruz. Yani Qualcomm, işte ST, Microchip, AMD, Intel hepsi Amerikan firması ama Amerika'da üretim var. Fakat esas üretimin çoğunluğu Uzak Doğu'dan geliyor. Dolayısıyla Amerika'da bu krizi yaşadı. İşte biraz önce örneğini verdim. Ford fabrikası otomobil F-150'lerini üretemez hale geldi. GM aynı şekilde, Chrysler aynı şekilde. Yine Avrupa'da Almanya işte Bosch fabrikasını kurdu ama o Bosch'u kurduğu fabrika yetersiz. Dolayısıyla çip üreten esas merkezler Tayvan, Uzak Doğu, Güney Kore ve kısmen Amerika olmakla birlikte hiç kimse bu krizden etkilenmedi diyemeyiz. Bütün Amerika'da dahil olmak üzere, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere herkes etkilendi. Çünkü zaten arz yetersizdi. En büyük sebebi buydu. Teşekkür ederim. Bununla hemen ilişkili olarak son bir soru daha yönelteceğim Ömer Bey size. Bu çip konusunda üretim yatırımlarından bahsettiniz sunumunuz sırasında. Bu yatırımları göz önüne aldığınız zaman artan talebi karşılamaya yeteceğini düşünüyor musunuz üretimin? Veya bunu baş başa gelmesi ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz? Böyle bir soru daha yönelteyim. Şimdi artan talebi yatırım ne kadar yaparsanız o kadar çok üretim kapasitesine ulaşırsınız. O kadar çok talebe cevap verirsiniz. Bu birinci kısmı. Finansal olarak dediğim gibi bu yatırımlar yapılabilir. Artan talep artmaya devam edecek. Bu iş çünkü pandemiyle alakalı değildi. Pandemi sizin en başında söylediğiniz gibi olayı çok hızlandırdı. Belki 3 ayda farkındalık sağladı. Mart'ta pandemi başladı. Mayıs'ta, Haziran'da herkes olayın farkına vardı. Fabrikalar kapandı. Dolayısıyla bu birazcık yatırımla alakalı. Çünkü bunun kapasitesini arttırdıkça arzınız artar. Ham madde kaynaklarını da tabii sağlamanız lazım. Dolayısıyla talebe cevap verirsiniz. En azından şu anda bütün sadece otomobil olarak söylemeyeyim. Elektrifikasyon zaten artmasıyla birlikte otomobil sektörünün çip üretimindeki payı artarak gidecek. Bu %10'lardan %30'lara kadar artması bekleniyor. Bu doğal olarak şu anki çip kapasitesiyle eğer bu olsa diğer sektörleri sıkıştıracak. Eğer kapasite artışı olmazsa. Fakat şu anda artık herkes farkındalığı arttı ve şu anda bütün dünyada yatırımlar olduğu için dolayısıyla bu kapasite artışı bu talebi karşılamaya yönelik devam edecek. Ama dediğim gibi yatırımlarla alakalı bir konu bu. Ne kadar yatırım yaparsanız o kadar arzınız artar. Burada ben de bir katkıda bulunayım. Tabii ben akademik gözle bakacağım. Eğer katılır mısınız bilmiyorum ama biz genelde derslerimizde de anlatıyoruz. Teknoloji, yani üretim, teknoloji ve ihtiyaç bir bağlam vardır. Bu bir döngüdür aslında. Biz teknolojiyi ne kadar geliştirirsek
İnsanlar bu teknolojinin daha fazlasını ister. İhtiyaç daha da katlanır. Yani işte mobil teknolojileri düşünün. Yani daha önce dial-up networkler vardı. Onlardan şikayet ediyorduk. Şu anda fiber'la megabitler, gigabitlere doğru gidiyoruz ama hala şikayet ediyoruz altyapıdan. Çünkü ihtiyaçlarımız bu şekilde artmaya devam ediyor. Yani çip üretimi de evet talep arzı arttırabiliriz. Ama bir yandan ürün sayısı, ürün yelpazesi, ürün gamı artıp insanların talepleri daha da katlandıkça bunun baş başa gelmesi çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Hakan Bey, siz ne düşünürsünüz bu konuda? Bu sektör aslında birçok sektöre benzer şekilde döngüsel. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şu anda ciddi bir çip krizinden bahsediyoruz son 1,5 yıldır. Önemli yatırımlar var ve yatırımlar devam ediyor. Mesela şu andaki önümüzdeki verilere göre biz bu yılın 4. çeyreğinden itibaren bir rahatlama, 2023'te başa baş noktasını görme, devamında da 2024'te aslında bir oversupply bekliyoruz. Şu andaki, tabii bunu söylerken de dünyada hani şu anda hepimiz de ekonomi haberlerini çok yakından okuyoruz. Bir stagflasyon ve resesyon daha dünya genelinde artık dillendirilmiş durumda. Bu da talepte bir miktar bir azalma, daralma, her ne kadar elektrikli araçlara doğru veya IT ekipmanlara doğru kayış olsa da. Bütün bunlara baktığımda aslında yalnızca çipe özel bir durum değil. Dünyada önemli emtialarda döngüsel ekonomiyi görüyoruz. Kapasite artımları yatırım geldiğinde oversupply'lar, o zaman oversupply geldiğinde de fiyat rekabetçiliği ortaya çıkıyor. Ben böyle düşünüyorum. Ama şu anda yönetmemiz gereken, tüm katılımcılar içerisinde eminim çip kullanan çok fazla katılımcı vardır. Bu yılın sonuna kadar yönetmemiz gereken bir halen bir krizimiz olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Başka soru yok. Son söz olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hakan Bey, aynı sıra sizdeyken de devam edeyim. Sonra da ona gireyim sözü. Ben tekrar şahsım ve şirketim adına davet ettiğiniz için hem İstanbul Ticaret Odası'na hem de yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Size de moderatörünüz için çok teşekkür ediyorum. Umarım katılımcılarımız için faydalı olmuştur. Bu vesileyle hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ömer Bey, sizin var mıdır bir davetiniz? Ben de sadece son bölümdeki soruyla ilgili, şimdi çip üretiminde burada kastedilen soru da şuysa, çok ciddi doğal kaynak kullanımı da, örneğin işte Tayvan'daki o fabrikanın günde 156 bin ton su tükettiği açıklandı falan. Tabii bunu kastediyor olabilir soruyu soran katılımcılar. Burada doğru, doğal kaynaklarla ilgili de mutlaka bir çalışma yapılması lazım. Yani bu, çünkü bu artışın bu talebin artarak gideceği belli artık, dijitalleşme bütün alanlarda, her sektörde. Dolayısıyla kapasite de artacak. Kapasite artışa doğal kaynaklara bağımlılık da artacak. Dolayısıyla bununla ilgili de mutlaka o kapasiteyi artırabilmek için o çözümlerin de bulunması gerek ki buna da çalışıyorlardır. Yani Türkiye'de bir fabrika açmak istediğiniz zaman yine doğal kaynakları, saf su oluşturma vesaire, kimyasallar, işte silikon vesaire, bunlarla ilgili de talep artacak ve bunların da iyi yönetilmesi lazım. Eğer soruda kastedilen oysa kapasitenin artışında, bu doğru. Onun dışında ben de çok teşekkür ediyorum size bu fırsatı verdiğiniz ve bu webinara moderatörlük yaptığınız için. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim katılımlarınız ve çok değerli görüşleriniz için. Ümit ederim dinleyiciler için de faydalı bir oturum olmuştur. Ben de bir yandan da Ticaret Odası'na da bu güzel etkinlik için teşekkür ederim. Yönetim üyelerimize de. Sözü artık Ticaret Odası'na bırakayım. Herkese iyi bayramlar dileyim. Görüşmek üzere. Bizler de tüm konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak çok güncel bir konuydu. Çok da fazla soru geldiğini düşünüyorum. Ben de keyifle dinledim açıkçası. Bu anlamda konuşmacılarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum ve iyi bayramlar diliyorum. Konuklarımız, webinarımız sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın efendim. Görüşmek dileğiyle.